Evet, Bolu Gündem'den merhaba. Bugün 25 Aralık Pazartesi. Her hafta yapmış olduğumuz gibi yine Bolu Pazarı'nda siz değerli vatandaşlarla beraberiz. Bugün fiyatları, vatandaşların yorumunu sizler için an ve an analiz edeceğiz ve siz değerli vatandaşlarımıza paylaşacağız. Kameraman Semih Erdoğdu ve ben muhabir Emrah Sığıt sizlerle birlikte Bolu Pazarı'nı gezmeye başlıyoruz. Buyurun hep birlikte başlayalım canlı yayınımıza. Evet, geçen haftaya göre hava biraz daha durgun. Geçen haftaki soğukluğu az çok tahmin edebiliyorsunuz. Yaşayan vatandaşlarımız da vardı. Çok yoğun demeyeyim ama orta seviyede bir kalabalık var şu an Bolu Pazarı'nda. Abimizle başlayalım bugün canlı yayınımıza. Abim kolay gelsin. Fiyatlar nedir? Abi fiyatlar şu anda en uygun zamanları. Öyle söyleyeyim. En uygun. Yani şu anda baksana portakal. Abi limonlar 10 lira 15 lira. Portakal şu anda 15 lira. Mandalina 10 lira 15 lira. Yani şu elma mesela 20 lira. Ya bu çok uygun yani. Şu anda marketlerden en az 10 lira 5 lira aşağı yani. Marketlerden daha aşağı Tabii canım. En az 5 lira 10 lira. Evet. Abim fiyatlar çok uygun. Marketlere göre 5-10 TL daha düşükten satıyoruz dedi. Evet, şöyle bugün biraz değişiklik olsun diyorum. Hep köylü vatandaşımızı ortalara doğru alıyoruz yayınımıza. Bugün en baştan onlarla başlayalım. Şöyle girelim. Burada Bolu'nun köylülerinin satış yaptığı alan burası. Evet, şöyle. Teyzem burada satış yapıyor. Teyzemle başlayayım. Burada organik ürünler var. Fasulyesi. İşte bu teyzeme soralım. Teyzem bu nedir? Şeker pancarı betmezi. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok güzel. Bugün pazar durgun. Millet yılbaşında sergilere çıkıyor. Alışveriş yaptığı için buranın sergisi durgun. Şimdi bunları tek tek sayar mısın bize? Nedir, nasıldır? Biz genciz, bilmeyiz bunları. Başlangıç şeker pancarı. Başlangıç şeker pancarı. Fiyatı nedir? Fiyatı 25 lira. 25 lira. Bu haberlerde çıkacak mıyım? Tabii, şu an canlı yayındasınız. Sakın ha, sakın. Bu nedir? Bu da onun suyu. Bu da onun suyu. Şunun suyu. Bu şeker pancarı kaynanmış hazır. Şeker pancarı. Fiyatı nedir bunun? 100 lira 1 kilo. Kavanozu mu? Kavanozuyla. Kavanozu 100 lira. Evet. Bunların sağlık açısından nasıl bir vatandaşlara sağlığı faydaları var? Onda bir şey diyemeyeceğim, bilemiyorum. O kadar bilmiyorsunuz. Hangi köyden geliyorsunuz? Fozlu. Kolay gelsin. Evet, Bolu'nun Kozlu köyünden gelen bir teyzemiz. Şeker pancarı ve suyunu sattığını söyledi. Evet, burada abim var. Kabı testereyle kesiyor zannedersem. Semih'ten göstermesini isteyeceğim. Abim kolay gelsin. Ya Sağ olasın. böyle riskli değil mi ya? Riskli değil mi bu? Elini kesersin falan. Yok olur. Yok. Aynen. Nasıl? Nedir kabakların kilosu? Nasıl satıyorsunuz? Fiyatı nedir bunların? Kilosu 15 lira. Kilosu 15 lira. Kokusu burnumuza kadar geldi şu anda. Evet. Ne kabağı da geçiyor bunlar? Nasıl? Bir kabağın adı var mı bu kabağın? Nereden geliyor? Mal kabağı. Kıbrıs'tan geliyor. Kaç TL? 15 TL'den geliyor. Burada ıhlamur var. Kış mevsiminin geçilmezi 40 lira. Bu poşetle mi 40 lira? Evet. Poşetle 40 TL. Burada lahana var. Burada fasulye var. Fasulyenin fiyatı ne kadar? 150 lira. 150 TL. Fasulyenin fiyatı 150 TL. Evet. Canlı yayınımız devam ederken siz değerli vatandaşlarımın da yorumlarını bekliyoruz. Bize sormak istediğiniz fiyat konusunda herhangi bir yorumunuz olursa sizler için gerekli yere soracağız biz de. Evet, şöyle mantarlar var burada kış mevsiminde. Bunlar da olmazsa olmaz. Şöyle. Abim kolay gelsin. Bu mantar nedir? Belediye ürünü. Mantarın adı nedir? Kültür mantarı. Mantarı 50 TL'den satılıyor şu anda. 50'ye var, 30'a var. 30'a da var. Farkı nedir? 1 numara 2 numara. Evet. 1 numara 50 TL, 2 numara 30 TL'ye satıldığını söyledi kültür mantarının. Şöyle ilerliyoruz.
birkaç tane vatandaştan da yorum almak istiyorum aynı zamanda fiyatlar hakkında. Şöyle teyzemden alayım bir röportaj. Teyzem merhabalar. Hayırlı pazarlar. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar pahalı. Pahalı. Evet. Ne aldınız? Neyiniz var? Lahana aldım. Marul aldım. Ispanak. Havuç aldım. Domates aldım. Yılbaşı alışverişi mi? Ya hayır, normal. Geçinebiliyor musunuz? Nasıl fiyatlar? Yani siz geliyoruz. Evet. Emekli misiniz? Hayır, eşim emekli. Kolay gelsin size. Hayırlı pazarlar. Evet, eşinin emekli olduğunu söyleyen teyzemiz fiyatların pahalı olduğunu, aldıkları maaşları da idare ettiğini söyledi. Evet, şöyle soğan reyonuna da gitmek istiyorum. Abim telefonla konuşuyor ama soğanın kilosu büyük 12,5 liradan, bir küçüğü var o da 7,5 liradan satışa sunuluyor. Aynı zamanda Bolu patatesi 20 TL'den satılıyor şu anda. Abimiz de o sırada hem soğan yoluyor hem de telefonla konuşuyor. Onunla da röportaj yapmak isteriz ama dönüşü alalım artık. Dönüşü alalım. Evet. Şurada muz, çilek, hurma, üzüm, kivi. Bunların fiyatlarını da söyleyeyim size. Kivi 60 TL'den satışa sunuluyor bu hafta. Burada hurma var 50 TL. Çileğin kilosu ne kadar abi? Çilek 100 liradan satışa sunuluyor. Muz da 40 TL bu hafta. Aynı zamanda portakal var. Şifa kaynağı 25 TL'den satışa sunuluyor. Şöyle abime de birkaç soru soracağım pazar hakkında bu. Abim kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasıl pazar bu hafta? Normal abi, geçen haftaya göre bir tık. Geçen haftaya daha göre uygun, daha uygun. Daha uygun. Aynen. Geçen haftaya göre. Geçen hafta da konuştuk. Aynen. Daha uygun söylüyor. Evet. Evet, şöyle baktığımızda hemen hemen aynı fiyatlar geçen haftaya göre. Geçen hafta mandalini yemiştin dedi. Şöyle mandalini de aldık. Teşekkür ettik abimize. Ya geçen hafta yiyince şimdi bu hafta bir utandım. Bir daha sormaya. Abimiz sağ olsun. Bizi düşünerek bir mandalin verdi. Semih de kamera arkasından gülümsüyor şu anda. Mandalini soysun diye bekliyor aynı zamanda. Evet, burada yeşillik var. Marul 25 liradan satışa sunuyor yeşillik. Salataların vazgeçilmezi. Canlı yayınımız devam ederken şu an biz de pazarın tam yoğun olduğu kısımdayız. Yürümekte biraz zorlanıyoruz kameraman arkadaşımla. Evet, canlı yayınımı biraz röportajla devam ettirmek istiyorum. Şöyle abiden bir röportaj alabiliriz. Abi ben dedi, kaldı abimiz. Demek ki vermeyecek ama abimizden bir röportaj alabiliriz. Abim hayırlı pazarlar. Fiyatlar nasıl, ne aldınız? Yılbaşı alışverişimi yapıyorsunuz. Vallahi biber aldım. Bir de şey aldım, ne o? Mandalina aldım. Normal ya, o da çok pahalı değil. Pahalı değil. Pahalı değil. Normal. Nasıl geçiniyorsunuz? Emekli misiniz? Emekliyim. Emekli maaşıyla geçiniyor mu diyorsunuz? Yoo. Biraz da tırlar var bende, de iki tane. Tır var. Tır var. Çok şükür. Tıra göre az alışveriş yapacağız. Daha alacağız ya. Bir şeyle daha alacağım yani. Alacağım diyorsun. Kolay gelsin. Tabii, hayırlı olun. Pazarla. İki tıra göre bu alışveriş hiçbir şey. Abimiz için. Evet. Semih'den yorum varsa yorumları dinlemek istiyorum. Kolay gelsin diyen vatandaşlarımız var. Teşekkür ediyoruz. Asıl pazarın vazgeçilmezi. Herkesin merak ettiği tarafı ilerliyoruz şu anda. Sizler de az çok tahmin ediyorsunuzdur. Bolu'nun hamsisi. Karadeniz hamsisi. Geçen hafta 120 TL'den 100 TL'ye düştüğünü söylemişlerdi. 100 TL'den satılıyordu. Bu hafta sizler gibi biz de merak ediyoruz. Şu an hamsi meydana doğru ilerliyoruz. Semih'ten alanı göstermesini isteyeceğim. Her hafta olduğu gibi yoğun bir rağbet var şu anda hamsiye karşı. Karadeniz hamsisi, evet arkadaşlar, 100 TL'den satılıyor bu haftada. Bizde düşmüş müdür diye bir merak uyandırmıştı ama 100 TL.
Şöyle hamsiyi göstermesini istiyorum Semih'ten. Karadeniz hamsisi 100 TL. Geçen hafta da 100 TL'den satışa sunulan hamsi de herhangi bir çıkış yok. Aynı durumda stabil ilerliyor. Burası çok kalabalık. Bir diğer balık tezgahına geçmek istiyorum. Orada hem balıkçı abimizle de bir röportaj yaparız. Hamsinin fiyatı düşecek mi, çıkacak mı? Onun kendisine de bir sorarız aynı zamanda. Şöyle ilerleyelim Semih'le. Evet, burada da bir yoğunluk var ama diğer tarafa göre tabii biraz daha az. Çünkü bir tezgah daha bir ufak. Evet. Semih'ten arkaya geçmesini istiyorum. Geniş açıdan almasını isteyeceğim. Ben önden abimle. Abim kolay gelsin. Eyvallah. Nasıl işler? Hoş bulduk. Sağ olasın. Hoş geldin. Fiyatlar nedir? Çıkacak mı? İnecek mi? Yine 100 lira geçen hafta gibi. 100 lira dün 120 liraydı. Biraz havalar bozduğu zaman, denizlerde fırtına olduğu zaman balık biraz az çıkar. Onun için pahalı olur. Bugün hamsiler çok taze, güzel. 100 lira. Rağbet var mı? Nasıl vatandaşın ilgisi? Ya ete göre biraz tabii ki rağbet var. Rağbet var. Dün 120 TL. 120 liraydı. Bugün bak şöyle kim çekiyor, nereden çekiyor bak. Tazeliğini de gösteriyor aynı zamanda. Şöyle 100 lira, pırıl pırıl taze. Taze. Ya balık olayı bak şimdi, balık günlüktür. Her gün balık çıkar, her gün biz balık almaya gideriz. Eğer denizlerde fırtına varsa balık az çıkar, haliyle ne olur? Fiyata yansır. Bugün biraz daha bol hamsi, onun için 100 lira. Dün biraz fırtına vardı işte biliyorsunuz, kar yağdı. Evet. Denizlere girilemediği için de biraz pahalı aldık, onun için pahalı sattık. Önümüzdeki haftalarda ne olur? O hiç belli olmaz. Hep havayla ilgili yani, doğayla ilgili. Denizlerde fırtına olduğu zaman balık fiyatları her zaman çıkar. Dün 120 TL'ymişti yine balık. Yine bir geçen haftaya göre bir zam gelmiş 20 TL'lik. Bugün 100 TL'den satışa sunuluyor. Aynı zamanda abimle de bir röportaj alalım. Hep gelip geçiyoruz buradan. Abim kolay gelsin. Nasıl fiyatlar, nasıl satışlar? Fiyatlar normal, çok iyi yani, satışlarımız çok iyi. Balıklar güzel, satış da güzel. 100 lira şu anda hamsi. Ya bu hava şartlarına göre, bugün hava bozuk olduğundan bu birkaç gündür para ediyor yani şey. Geçen hafta da 100 TL'ydi. Vatandaş merak ediyor. Bu hafta bir düşmüş müdür diye bir ümit bağladık ama yine 100 lira diyorsunuz. Şimdi bu pazartesi yoğunluk oluyor. Şey, arz talep meselesi biraz da. Hava şartları da bozuk olduğundan, yani fazla çıkmadığından fiyatlar biraz yüksek oluyor. Ama 80 liranın da pek altına düşmüyor yani. Şu anda öyle ama çok bol çıkarsa tabii ki alışa göre satış. Alışa göre satış. Kolay gelsin abi. Yani denizlerdeki fırtına, olumsuz hava koşulları hamsiyi ve bütün balıkları etkilemiş durumda şu anda. Burada sazan var. Yani bu herhalde 2-3 kilo vardır. Abi kaç kilo? Bu kaç kilo gelir? 1,5 kilo gelir. Kilosu 120 TL sazanın. 1,5 kilo da bayağı da iri yani. Bir 4 kişilik aileye rahat yeter bu. Karadeniz somonu var 200 lira kilosu. Alabalık var. Alabalık nadir görülüyor. Geçen hafta yoktu mesela. Alabalığın kilosu da 70 TL'den satılıyor. Tane usulü ama alabalık tane usulü satılıyor. Kilo usulü değil. Yanlışlık olmasın. Palamutun kilosu da 60 TL. Evet, balık fiyatlarını ve özellikle merak edilen, en çok tüketilen hamsi fiyatını sizlerle paylaştık. Durum değişmedi. 100 TL'den satılıyor gene hamsi. Şöyle ilerleyelim. Bedava dayı! Abim bedava diye bağırıyor da vatandaş hiç bedava demiyor. Şöyle abimle de röportaj alalım. Abim hayırlı pazarlar. Fiyatlar nasıl? Ben pek anlamıyorum pazardan. Niye geziyorsun pazardasın? Geziyorum sadece, ben şöyle alışveriş yapmıyorum. Yapmayacağım bir şey. Ben yapmayacağım. Tamam. Çocuklar tamam. Yapar. Tamam. Pazardan anlamıyorum da gene de geziyorum ben dedi. Çocukların alışveriş yapacağını söyledi amcamız. Şöyle abim bir sistemde bulundu. Beni niye çekmiyorsunuz dedi içerleyerek. Abi kızmakta haklısın.
Abi haklıyım. Şöyle çekelim. Bu çekirdek. Çekirdek. Kabak çekirdeği. Bu kabak çekirdeği. Bu satıyor musun? Satıyorum. Kaç lira bunun kilosu? Kilosu 60 lira. Kilosu 60 lira. Evet, şöyle 25-25 yapıyorum. Şöyle. Evet. Normal kabak kaç lira? Kabak normal 20 lira. 20 kilosu. Lira. Kilosu. Evet. Sen nereden geliyorsun? Köylü müsün? Çamyayla köyünden geliyorum. Çamyayla köyünden. Evet. Oğlum en meşhur köyü orasıdır. Kabak üzerine. Sebze üzerine. Nasıl satışlar? Satışlar iyi. Allah bereket. İyi. Ben memnunum. Müşteri de memnun. Müşteri de memnunsa sıkıntı yok o zaman. Yok. Ceviz gördüm orada. Ceviz kendi ceviniz mi? Ceviz kendi cevizim. İki çeşit. Esmerini ayırıyoruz. 200 lira kilosu. Yarımşar kilo yapıyorum. 100 lira. Evet. Beyazlar var 300 lira. Beyazlar var 300 lira. Poşeti evet. Değil mi? Poşet evet. Kilo birer kilo. Birer olur. Kilo bunlar. Birer abi. Kilo. Birer kilo diyorsun. Tamam. Evet. Kolay gelsin abim. Oldu, sağ ol. Kolay gelsin. Ben şimdi kızmadım işte. Tamam, tamam. Teşekkürler. Abim buradan gelip geçiyorsunuz. Hiç bana mikrofonu uzatmıyorsunuz diye sistemde bulundu. Burada bir tereyağı vatandaşımız merak etti. Allah'ım kolay gelsin. Hoş bulduk. Tereyağım var, bir tane kalmış. Evet. Kaç lira? 350. Kilosu. Geçen hafta 300 liraydı. 50 lira daha koyduk. Bir haftada ne gelişti 50 lira koydun? Tam yemlere zam geldi yengesine. Yemlere zam geldi. Bizde mi 350 lira? Size de 350. Size de 350 lira. Hiç teyzenin inişi yok, oluru yok bu hafta. Teyzem geçen hafta 300 liradan satılmıştı. Bazı vatandaşlarımız hatırlıyordur. Canlı yayınımızın son kısmında özellikle tereyağına yönelik bir röportajımız olmuştu. 300 TL'den satıldığını hatta gün bitimine doğru satılmaz eğer bakıyoruz elimizde kalırsa 190 TL'den de verdiklerini söylemişti. Bu hafta yeme gelen zam tereyağını vurdu vatandaşlara göre. 350 TL'den satılıyor bu hafta tereyağı. Şöyle yeşillik kıvırcık tarafına da gitmek istiyorum. Yani en çok tüketilen ürünlerden birincisi veya ikincisidir kıvırcık. Çünkü her sofrada salata olmazsa olmaz. Şöyle geçelim. Yani yayın başlarken bir kalabalık az gibi geldi ama şu anda biz bile yürümekte zorlanıyoruz pazar yerinde. Yılbaşı önümüz pazar günü. Vatandaşın ilgisi yoğun. Şöyle biz de yeşillik kısmına geçmek istiyoruz. Yeşilin fiyatını öğreneceğiz. Kardeşim bağıra bağıra sesi kısılmış gibi. 20 liraya mal ol. Kardeş kolay gelsin. Sağ ol. 20 liraya mal ol. 20. Marul şöyle, 20 liraya. Marul 20 lira diyor. Biz kendi onun yerine söyledim. Marul 20 lira diyor. Şöyle yoğunluğu göstermesini isteyeceğim Semih'ten. Yani ortalık kaynıyor şu anda. Marul 20 lira. Geçen haftaya göre çok çok daha bir yoğunluk var. Bugün bu abimizden alalım röportaj. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl satışlar? Satışlarımız normal. Çok beklediğimiz gibi bir satışlar olmuyor ama normal. Yani marketler bizi çok etkiliyor fiyat olarak. Çünkü pazar yerinde markete göre biraz da fiyat aslında normal ama pahalı. Yani markete göre pahalı. Marketli adam ucuz satma şansı var ama 50 bin çeşit ürün satıyor çünkü. Biz burada 3-4 parça ürün satıyoruz. Zaten maliyetler yüksek. Buraya gelen sürekli pahalı, ürünler pahalı. Markete gittiği zaman 50 kuruş, 1 lira neyse hepsini verebiliyor ama biz burada geldiği zaman 5 lira almıyoruz yeri geliyor. 3 lira almıyoruz. Yani müşterimiz daha çok pazar yerine bekliyoruz. Yani ürünlerimiz günlük geliyor. Herkes emek veriyor. Gece gündüz kimseye demeden hani çalışıyor, hale gidiyor, ürün alıyor, tarlaya gidiyor, ürün alıyor, geliyor, pazarda satmaya başlıyor. Yani satışlarımız normal altında. Yani evet, eskisi kadar müşterimiz yok pazar yerinde. Havucu soralım madem geldik. Havucun kilosu 20 lira. 20 lira. Aynen. Turp tezgah sizin tamamen. Evet, turp kaç lira? Bizim 20 lira baştan başa. Aynen 20 lira. 20 lira. Otlarımız 10 lira. Marulumuz 20 lira. Evet, marulu 20 lira. Yani otlar... şöyle söyleyeyim, yeri Antalya'da şu an kıvırcığın yeri 15 lira. 14 lira 15 liradan alınıyor. Buraya geliyoruz zaten 20 liraya maliyet buluyor ama 20 liradan satmak zorunda kalıyoruz. Müşteriye pahalı geliyor. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun.
vatandaşın bütçesine göre satışları ayarladığını söyledi tezgahtaki kardeş. Şöyle ilerlemek istiyorum. Burada bakın yani kültür mantarı az önce orada 50 TL'ydi. Birinci sınıfa. İkinci sınıfa 30 TL'den satıyordu. Burada da 70 TL'den satışta sunuluyor. Yani tezgaha göre yeri geliyor fiyatlar 20 lira, 30 lira, 40 lira bile artıyor yani. Özellikle mantarda fiyatta bir çelişki var şu anda. Orada kültür mantarı görmüş olduğunuz gibi 50 TL'ydi. Burada 70 lira. Tezgahtaki abiler, kardeşler de kalitesinden yana söz ediyor. Evet, salatalık 30 TL bu hafta. Domates 30 TL. Kendin doldur diyor abim. Yazısında öyle yazmış. Fiyatları olabildiğince sizle paylaştık. Birkaç kişiden de röportaj almak istiyorum. Şöyle bakıyoruz. Abimizden röportaj alalım. Abim, hayırlı pazarlar. Fiyatlar nasıl? Alışveriş yapmışsınız? Yaptık işte, normal. Normal. Bize göre. Biz her zaman gelmediğimiz için. Her zaman gelmiyor, normal. Gelmiyor. Biz de haftada bir geliyoruz. Köyden geliyor zaten biz. Onun için bize göre bir şeysi yok. Fazla da. Kolay gelsin. Biz her hafta gelmiyoruz. Köyden geliyoruz iki haftada bir. O yüzden fiyatlar bizi çok da etkilemiyor dedi abimiz. Burası Bolu Pazarı'nın biraz daha sakin olduğu nokta. Şöyle abimle de bir röportaj alalım. Abim, buyurun. Hayırlı pazarlar. Fiyatlar nasıl? Pazar nasıl? Vallahi bugün piyasaya göre normal yani. Normal. Piyasa şartlarına göre. Yani bu mevsimde tabii biraz yani fark var. Ama normal yani. Normal. Tabii şartlara göre normal. Yani ucuz bir şey yok ki piyasada, var mı? Yok. Yok. Size soruyoruz biz. Yok, biz bulamıyoruz. Piyasaya göre normal dedi. Ya geçen haftaya göre vatandaşın yani iki kişiden bir kişi sistem ediyordu fiyatlara pahalı olduğunu. Ama bu hafta biraz daha vatandaş da memnun gibi fiyatlardan. Biraz da memnun gibi. Şöyle devam edelim. Burası Bolu stadyumunun yan tarafı şu anda. Bolu pazarı çok büyük bir alana kuruluyor. Bilmeyen vatandaşlar için söyleyelim. Yani çok büyük bir alanda. O yüzden şu anda bir uçtan bir uca geldik zaten. Şöyle yumurta, peynir, zeytin, aynı zamanda simit, onların fiyatlarını da göstersin size. Evet. Yayınımızın sonlarına doğru yaklaşırken birkaç vatandaşla daha yorum yapmayı düşünüyorum. Şöyle tekrardan bir yorumları da okuyacağım sizin için. Zeki Bican, bu fiyatlar hep böyle gidecek. Hava açar, bahane kapanır. Bahane fiyatlar hep bunların elinde diyerek bir sistem kar söz söylemiş. Bolu'nun kabağı güzeldir, kolay gelsin. Teşekkür ederiz diyoruz. Hava karardıktan sonra uğrayın pazara. Çöplerden çürük çarıkları toplayan insanlar var. Nereden nereye getirildi toplum diyerek konuyu her yere vurmuş bir abimizle. Şimdi devam ediyoruz. Evet, şurada bir abimiz var diyecektim ama yönünü çevirdi. Hemen bu abimize geçelim. Abim, hayırlı pazarlar. Amin diyerek röportajı geri çevirdi abimiz. Allah kabul etsin diyelim dualarını. Evet. Şöyle bu abimizden bir röportaj alalım. Abim, hayırlı pazarlar. Bugün vatandaş yılın sonuna yaklaştık ya, herkeste bir yıl yorgunluğu var. O yüzden herkes mikrofonları geri çeviriyor. Ben öyle düşünmek istiyorum. Çünkü mikrofon geri çevrilince çok üzülüyorum ben. Elim boş dönünce böyle.
Vatandaşın zaten pazarda alışverişini yaptığı gibi ellerine çekiliyor. Evladım Rabbimizin evi. Evet abimizden. Abim hayırlı pazarlar. Fiyatlar nasıl? Pazar yeni mi geldiniz? Aldınız mı bir şeyler? Biz yeni geldik. Yeni geldiniz. Evet. Baktınız mı? Fiyatlar nasıl? Yine de iyi. Yine de iyi. Geçen haftaya göre? Ben yeni geldik yeni işte. Hayırlı kez geldik. Yeni geldim. 6 aydır yoktuk. Biz yeni geldik. Yani yeni çıktık pazara. Anladım. Teşekkürler. 6 aydan beri Bolu pazarına ilk defa gelen vatandaşlarımız. Onlar da bilmiyor şu an fiyatların ne olduğunu. Az çok gördüğümüz kadarıyla iyi diyorlar. Son olarak şurada diğer köy ürünlerinin, köylülerinin pazarına geçmek istiyorum. Buradan sonra da yayını bitireceğim siz değerli vatandaşları. Şöyle geçelim. Şöyle köy yumurtası. Evet, köy yumurtası dikkatimi çekti. Ablam kolay gelsin. Yumurta kaç lira? 4,5. 4,5 lira. Evet, maalesef. Evet. Nasıl satışlar? İşte normal. Bir düşürüyoruz, bir çıkarıyoruz fiyatlar. Fiyatlar durgun yani. Geçen hafta 5 TL miydi? Bazen 5'e çıkarıyoruz, satış yapamayınca düşürüyoruz fiyatları. 4,5 arası. Kurtarıyor mu? İşte kurtarıyor gene de ben azına bereketliyiz. Televizyon mu var? Televizyon. Canlı yayındasınız. Tamam. Ablam azına bereket dedi. Geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam 5 liraydı yumurtanın adı. Bu hafta biraz daha düşürmek istemişler. 4,5 TL. Teyzem de hem tespisini çekiyor hem de satışlar yapıyor. Teyzem kolay gelsin. Hayırlı pazarlar. Satışlar nasıl? İyi. İyi. İyi elhamdülillah. Hangi köyden geliyorsunuz? Sandallar. Sandallar. Kilosu ne kadar? 300. 350. 300 mü 350 mi? 300'e de veren var, 350'ye veren. Sen kaç liraya veriyorsun? Biz 300'e veriyoruz. Az önce de 350 lira demişlerdi. 350'ye de veren var. Evet, siz de görmüş olduğunuz gibi az önce 350 liraydı tereyağı. Burada ablamız 300-350 lira dedi ama kendisinin 300 TL verdiğini söyledi. Son olarak da teyzemle birkaç fiyat alıp canlı yayını bitireceğim ama teyzem kameradan kaçıyor. Ben size tezgahı göstereyim. Burada köy ürünlerine ait bal, işte pekmez olsun, keş olsun, peynir olsun, tavuk olsun hepsi mevcut. Yani Bolu pazarında siz değerli vatandaşlarımız aradığınız her şeyi bulabilirsiniz öyle söyleyeyim. Şöyle canlı yayını sonlandırmak istiyorum bugün. Ben muhabir Emre Aslı, kameraman Semih Erdoğdu ile beraber siz değerli vatandaşlarımıza Bolu pazarındaki son durumu aktardık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.